Ve Aspor yorumcusu Hamdi Aslan bizlerle beraber dün akşamki mücadeleyi biraz konuşalım istiyoruz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim Çiğdem. Günaydın. Sen nasılsın? Bizler deyiz. Teşekkürler. Nefesleri de kesen bir mücadele oldu. E, maçın detaylarını manşetlerini izleyenlerle buluşturdum. Siz nasıl yorumlarsınız? Maç notlarınızı alalım. Maç çok enteresan bir e, hikayesi var dünkü maçı tabii ki. Yani başlangıcı, bitişi, maçların ortası, Gerçekten dün yani Trabzonspor adına belki sonuca bakıldığı zaman e, karlı bir e, maç sonucu olarak görülebilir e, ama tabii ki oyun içerisindeki belki Trabzonspor'un bu sene rakibe bu kadar pozisyon verebileceği. Rakibin bu kadar etkili olabileceği bir başka bir oyun oynar mı? Ben çok fazla düşünmüyorum. Konya Spor'u kutlamak gerekiyor. Gerçekten 10 kişik Trabzonspora karşı oynayan oyun tepki, yani pozisyon zenginliği gerçekten bu anlamda Koine dün özel bir oyun oynadığını ben düşünüyorum. Ben bir hafta önce Giriş Spor maçını canlı izlediğimde ben oyunun birazcık daha Trabzonspor tarafından çok daha yoğun geçeceğini düşünüyordum ama yani tabii ki dünkü oyunları çok özeldi. O anlamda da kutlamak gerekiyor. Ee, yani tabii oyuna iyi başladı Trabzonspor. Yani oyunun e, gidişatı e, ve çok erken gol Trabzonspor'un oyunu artık e, çok keyifli geçeceği gibi bir düşünce. Ama e, oyun içerisindeki senaryolar bazen her şeyi değiştirebiliyor. E, güzel bir oyun oldu aslında. E, bence yani bu haftanın en enteresan oyunu oldu. Herkesin çok keyif aldığı. E, ama dediğim gibi e, bir puan da olsa bu işten çık. taraf çıkan. Trabzonspor olur hmm. ben düşünüyorum bütün gece için. İki iki takım da puan aldı. Yani kalecilerin de tabii performanslarıyla büyük emekleri var bu maçta takımları adına. Hem Uğurcan hem de Seyit maçın kahramanlarıydı. Uğurcan'la bir başlayalım isterseniz. Sekiz kurtarış. Ya kariyer rekorunu da değil mi egale etti. Beklentiler de böyleydi zaten. Yani evet bence e, yani Seyic'de Seyic'de Türk e, yani bakıldığı zaman Süper Lig'in önemli kaleciler arasında sokmak gerekiyor Çiğdem. E, yani Uğurcan'ın yani ben performansının bunların olduğunu olabileceğini beklediğim bir kaleci yeteneği. Yani dün gece çok gerçekten çok Uğurcan'la oynandı oyun. Çok yüksek oyunla, yüksek toplarla oynandı. Aslında bakıldığı zaman bütün pozisyonlar hemen hemen yüksek topla gelen bir pozisyonlardı. Yani Berat ve Edgar'ın ee, belki orada eşleşmelerini vermiş olduğu problem veya başka üçüncü bir uzun oyuncunun olmayışı orada yüksek toplarda e, Uğurcan'ın oyuna motive olmasında e, bence bir e, faktör oldu. E, yani Uğurcan bunları hep yapıyor. Dün gece onun için önemli bir geceydi. E, bu puanda çok büyük bir pay olduğunu ben düşünüyorum. Peki şimdi tek değişiklik şöyle bakıyorum kadro olarak. Stefanlı Dens ve dışında son oynadığı Kasımpaşa mücadelesinin 11'iyle sahaya çıkmıştı. 7. haftada da kapanış maçlarından birini oynayacak. Yavaş yavaş böyle bu haftanın programına da gelelim. Bugün heyecan başlayacak ama Trabzonspor Spor maçıyla biz başlayalım. Ayrıca Alanyasporla Alanya Spor'la karşı karşıya gelecek. Nasıl bir kadro, nasıl bir takım bekliyorsunuz o mücadelede? Şöyle ekranlarımızda da hemen programı alalım. Alanyaspor'un Spor'un tabii ki Bülent Hoca ile beraber... E... Bir kazanma alışkanlığı oldu. Artık e, daha rahatlar. E, o eski çabuk hızlı oyunlarına özellikle ön bölgedeki oyunlarına geri döndüler. Yani bu bir büyük bir kazanç olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü yani kaybedilen bir oyun vardı. E, kaybedilen skorlar vardı. Bu biraz tedirgin bir durumdu. E, tabii ki Densville'in sakatlanışı ama ben dün İsmail'in oyunu ne olursa olsun. Çiğdem belki Vakame'den çok fazla bir destek görmedi belki Edgar onun bölgesinde çok fazla kademeli bir oyun oynamadı ama ben yine aynı fikirdeyim yani Trabzonspor i̇smaille ben kenar problemini çözeceğini ben düşünüyorum. yani o yüzden ben kadro olarak da tabii ki Canin'in Cermiyon'un iyileşmesi büyük bir bence bir kazanç olur ben düşünüyorum çünkü öndeki rotasyon Trabzonspor için bazen çok büyük bir ihtiyaç oluyor o yüzden çok farklı bir kadroyla çıkacak bu. Hugo'nun yerine ben Hüseyin tercihinin yapacağını ben düşünüyorum. Dün belki stoper kırmızı kart görüp Hüseyin'in oyuna girmemesi Hüseyin'e karşı olan bir güvenlik anlamına gelmiyor. Ben bu hafta Hüseyin'le olacağını düşünüyorum. Bugün tamamen oyunun içerisinde Abdullah Hoca o oyunu çözmek istedi içerideki kadroyla. Yani bakıldığı zaman diğer bölgelerde aynı oyuncular olabilir. Ben Dorukan'ı hep bekliyordum ama Dorukan tekrar bir sakatlık geçirdi. Yani belki üç yerli oyuncu olsa belki Siopis bir orta saha oyuncusu olarak da kullanılabilir. Yani şu an Trabzonspor'un elinde bence kadro zenginliği yine çok fazla. O yüzden çok büyük bir sıkıntı hmm. yaşayacağını ben beklemiyorum. Ama zor bir oyun olacak. Allah'ın yani son sporun son oyunu bence oyunu birazcık daha zorlaştıracak. Şöyle oyun keyifli olur. Hucum anlamında zengin bir oyun olacağını ben bekliyorum. Peki 7. haftanın programı ekranda böyle teker teker maçlara geçeceğim ama öncesinde şunu atlamayayım. 6. hafta ilginç olaylara da tabii sahne oldu. Sizinle de bazılarını konuşmuştuk. İşte Gaziantep Ligi'nin en erken golünü kaydetti. İşte 6. haftada genelde goller erken geldi. Adana Demir Spor Beşiktaş karşısında 3-0'dan döndü. İşte Kayseri 48 yıl sanırım sonra Galatasaray'ı yenmeyi başardı. Rize'de Erhan'ın centilmenlik dersini takip ettik. Yoğun da bir hafta oldu altıncı hafta. Bu notları da paylaşmak istedim izleyenlerle. 7 haftadan beklentilerinizi alayım ben. Yani ben de Rize Spor altı maçında üstadaydım. Gerçekten Erhan'ın hareketi çok romantik bir hareket. Gerçekten yani her oyuncunun yapacak olduğu bir şey değil. Kutlamak gerekiyor kendisi de bir aynı memleket ben de çok çok daha mutlu etti yani lig artık sonuç olarak bazen sonuçları bulunmayan maçlara döndüğünü ben düşünüyorum Çiğdem belki büyük takımlar yorgunluk veya büyük takımlar rotasyon bahane diyeceğim ben buna çok fazla ben yani bunun gibi gerçek anlam taşıdığını düşünmüyorum yani o yüzden çok skorların bulunamadığı maçlar yaşayacağız artık ee, artık bazı takımlar e, sezon başı başlamış oldukları o e, beklentinin dışındaki e, oyundan çıktılar. Yani buna yani Hatay daha istikrarlı, daha artık sert bir takım oldu. Sivas Sivasspor e, bakıldığı zaman öyle. Konya Spor mağlup olmamış. E, yani bakıldığı zaman bence çok daha zor geçecek ol. artık galibiyetlerin çok daha özellikle deplasman galibiyetlerinin çok daha zor olduğu. E, haftalar artık başladığını ben düşünüyorum. Çünkü ben 10. haftaya kadar e, bu süreç biraz daha gider diye bekledim ama e, artık lig zorlaştığını ben düşünüyorum. E, keyifli olacak, enteresan sonuçlar e, bizi bekliyor diye ben düşünüyorum. Birkaç cümleyle bize Altay Beşiktaş mücadelesine dair beklentilerinizi alayım. Şimdi iki güçlü ekip, e, yani Beşiktaş'ta konuşulan detaylar daha fazla e, sakatlıklar. 9 sakat var, Şu kadroya bakıyorum bir de cezalı oyuncusu var. Adana Demirspor maçında kaçan 2 puan telafi etmek için şimdi 4 e, maçta 12 puan toplayan Altay'ı evinde devirmek zorunda. Altay da iyi gidiyor. Nasıl bir mücadele bekliyorsunuz? Bol gollü olur mu? Yani e, tabii Beşiktaş'ın bu kadar eksiğinde boy gol olur mu sorusuna çok bir net cevap bulmak çok zor yani evet. Çünkü oyunun bütün ön bölgedeki e, senaryosu değişecek. Oyun farklılaşacak orada. Yani oyun temposu e, biraz ben düşeceğini düş bekliyorum e, Beşiktaş adına. E, ama tabii ki bakıldığı zaman oynayacak olan oyuncularla yine oyunda tutunabilecek, oyunda kalabileceğini ben düşünüyorum. Altay takımının rize spor maçında e, izlediğimde, çok sabırlı bir takım, çok sabırlı oynuyorlar. Ee, çok oyun disiplini içerisinde kalan bir e, oyuncu grubu var. Yani Tiyamun dışarı atılışı belki o bölgede bir eksiklik hissettireceğini ben düşünüyorum ama e, yani kapelin e, öndeki yani bambanın oyunu e, bence onlara bir farklılık katıyor. Önde bir çabuk oynanan bir oyunu var ama ben e, Altay'da en çok beğendim oyun disiplin içerisinde ve oyuncuların kendi performanslarının en üstünü Mustafa Hoca onlardan alması. E, Beşiktaş adına zor bir oyun olacak. Yani Altay eğer kontrollü, eğer e, çok fazla Beşiktaş'ın eksikliği var diye oyunu rakip alanda e, çok fazla oynamaya çalışmasa bence oyun e, Beşiktaş adına biraz zor olacağını ben düşünüyorum. Enteresan e, bir sonuç bekliyorum ben bugün. Peki. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Hamdi Aslan görüşmek üzere. Teşekkür ederim Çiğdem iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Hem 6. haftayı konuştuk sevgili izleyenler hem de 7. haftanın şöyle programını değerlendirmeye çalıştık.